Herkese merhaba. Yeni bir Medyascope TV özel yayınıyla karşınızdayız ve bugün Apple'ın son dönemdeki çıkışını konuşacağız. Konuğumuz da IPTV Derneği Başkanı ve bilişim konularında uzman Atıf Ünal'dı. Atıf Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Atıf Bey. Sesim geliyor değil mi? Evet, gayet güzel geliyor sesiniz. Siz de beni iyi duyuyorsunuz umarım. Evet, problem yok. Gayet güzel. Atıf Bey, 2007 yılında Apple, Steve Jobs'la ilk iPhone'u tanıttı ve üzerinden 10 yıl geçti. Steve Jobs da aramızdan evet. Ayrıldı. Ancak Apple, özellikle cep telefonu alanındaki başarısını, yani bilgisayar alanında zaten çok başarılıydılar, büyüterek ilerlemeye devam ediyor. Peki, Apple TV, bu Apple'ı vazgeçilmez kılan sizce ne? Hemen oradan başlayalım. Şimdi aslında Apple'ı neyin başarılı kıldığını anlamak için bir parça Apple'ı incelemek lazım. Yani hangi hizmeti sunuyor, neyi veriyor onu bir anlamak lazım gibi görünüyor. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Ahmet Can'ın da bir yazısı vardı. Mesela son dönemde belki siz de çok iyi hatırlarsınız. iPhone'u öldürülen bir teröristin iPhone'unu açılamadığı CIA tarafından açılamadı. Sonunda açıldı ama zorlandığını öğrendik ve şunu gördük. Aslında güvenlik hayatımızın önemli parçalarından bir tanesi. İşte Apple'ın ilk başta kurduğu yapı, Steve Jobs zamanında kurduğu yapı, bu güvenlik imkanını arttıran bir yapı. İkincisi Apple Store'la başlayan ve Apple'ın diğer ekosistemi oluşturan yapılarıyla birlikte yazılım tarafında da son derece başarılı olduğunu gördük. Yani bu başarının sonucu da ortaya çıkan bu yüksek satış ve pazarlama bütçesi oluyor. Cep telefonu tarafında Apple Store ve Apple Store'la birlikte Apple'ın oluşturduğu o iCloud yapısı insanların bilgilerini rahatça tutabildikleri bir alan. Aslında bir projem ama artık burada söylemekte bir sakınca görmüyorum ama bir konuşmamda elimdeki cep telefonumu çekiçle kırıp hemen arkasından konuşmanın sonuna kadar yeni bir Apple'ın nasıl oluştuğunu, yani bütün datalarımın oradan nasıl geldiğini aslında göstermek istiyorum. Çünkü bütün datalarımız iCloud üzerinde tutuluyor, güvenli olarak tutuluyor. Tabii ki bulut yapılarının güvenliği ayrı bir problem, ayrı bir konu ama sonuç itibariyle bu bizim çok hızlı bir şekilde elimizdeki telefonun backup'ını alabilmemizi sağlıyor. Yani şu anda suya düşse benim telefonum, o telefonun yaklaşık yarım saat 45 dakika içinde iyi bir internet bağlantısıyla yeniden oluşturabilme imkanına sahibim. İşte bu bence Apple'ın en başarılı, en etkili olduğu alanlardan bir tanesi. Şimdi bu konuda hani Google da çok büyük aşama kaydetmiş durumda. Üstelik Google'ın işletim sistemi Android bir taraftan bakınca çok daha fazla mühendisin, çok daha fazla bilişimcinin, iletişimcinin ulaşıp güncelleme yapabildiği, geliştirebildiği bir platform. Ama Apple'ın başarısına niyeyse ulaşamıyor. Yani ben kendimden örnek vereyim. Çok uzun yıllar Apple kullanıyordum. Sonra Samsung'a döndüm. Üstelik Note 4 gibi çok güçlü bir cihaz kullandım. Ancak evet, zaman içinde dönüp baktım ki Note 4'te ben asla Google Play'de bir şeye para verip satın almamışım. Halbuki Apple Store'da öyle olmuyor. Yani Apple Store'a girince evet. Eninde sonunda bir şeyler alıp çıkıyorum. Bunu nasıl sağlıyorlar? Yani bir tarafta çok büyük bir birikim var, öbür tarafta daha küçük bir yapı var. Ona rağmen Apple daha başarılı. Ya aslında biz Türklerin çoğunlukla söylediği bir şey vardır, söylem vardır. Hani Amerikalılar iyi anlayamadıkları için işte bir cihazın bozuk olup olmadığını anlayabilecekleri troubleshoot bölümünde mutlaka cihazınızı fişe taktınız mı, tuşuna bastınız mı derler deriz ya. Hani bu aslında bizim Apple anlamamız için iyi örneklerden bir tanesi. Apple'da bir şeyi yeniden yapabilmek için, yapılandırabilmek için çok ciddi konfigürasyon yapmanıza gerek yok. Yani account bilgilerinizi yazdığınız zaman bütün backup'ınıza ulaşıp, bütün işte daha önce kullandığınız programları indirip onların konfigürasyonlarını anında yerleştirebiliyorsunuz. Kontak bilgilerinizden birçok şeyinizi otomatik olarak yapıyor. Dolayısıyla insanları biraz tembelliğe iten belki ama sonuç itibariyle çok fazla konfigürasyonla uğraşmasını engelleyen bir yapıları var. Bu aslında bir Amerikan bakış açısı. Yani hani biz her şeyi düzgün yapalım, doğru yapalım ve yerinde yapalım. Ama bu sayede de hani her şey düzgün olsun ve hızlı olsun
bakış açısı var. Diyeceksiniz ki Google da bunu yapabiliyor ama Google biraz daha nerdlerin, hani tırnak içinde nerd diyorum, kötü niyetle söylemiyorum, nerdlerin kullandığı bir yapı olduğu için konfigürasyon imkanı daha fazla. Mesela şunu yapabiliyorsunuz. Mesela bir Google Android uygulamasına ya da Google Play'e ben bir tane sizi cep telefonunuzu nereye koyduğunuzu bulabilecek, mikrofonunuzu ve hoparlörünüzü açabilecek ajan yazılım, yani spyware yaratabilirim. Ve bunu Google Play'e atabilirim. Google Play'e attığım bu yazılımı siz telefonunuza yükleyebilirsiniz ve yükledikten sonra hiç farkına varmadan mikrofonunuzu ve şeyinizi açabilirim. Fakat bunu mesela Apple'da yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Bir, ben bunu Apple Store atamam. Yani buna Apple Store atmama izin vermez. Hadi diyelim ki kaçırdılar Apple Store'a, ben böyle bir yazılım attım. Atsam bile işletim sisteminin yapısı gereği mikrofonu açtığım anda Apple üzerindeki yazılım kendini belli edecektir. Dolayısıyla spyware yazılımlarının çalışmasına da engel olan bir yapısı var açıkçası. Bu da Apple'ın aslında altyapıdaki o güvenlikle ilgili yaptığı şeylerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Bir de benim Apple'da kavrayamadığım şöyle bir şey var. Bakıyorsunuz iki cep telefonu, birisi iPhone, öbürü Android tabanlı bir sistem. Android tabanlının işte işletiminde kullandığı cihazlara bakıyorsunuz. Hepsi Apple'dan daha üstün. Ancak kullanmaya başladığınızda Apple sanki daha yeni ve daha üstünmüş gibi tepkiler verebiliyor. Bunu nasıl sağlıyorlar? Evet. Tabii burada şöyle bir stratejik fark var. Aslında bu Microsoft'un desktoplarda Mac'e karşılık yapmadığı şeylerden birisiydi. Yani Mac iki kere iki farklı platformda, Apple daha doğrusu iki farklı platformda, desktop'ta ve mobilde doğru stratejiyle hızlı şekilde yol aldı. Windows tabanlı yazılımlarda da şunu görüyorsunuz. İstediğiniz herhangi bir donanım üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Bu tabii farklı donanımlarda çalışabilmeyi gerektirdiği için çok yüklü bir işletim sistemi oluşturuyor. Halbuki Apple'ın sistemlerinde genelde kendi bildiği donanımlar üzerinde çalıştırıyor ve kendi bildiği CPU'lar üzerinde çalıştırıyor. İşletim CPU'ların üzerinde çalıştırıyor, merkez işlemci üzerinde çalıştırıyor. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Merkezi işlemcinizi bildiğiniz zaman, yani onu nasıl çalıştıracağınızı bildiğiniz zaman işletim sisteminiz çok yüklenmiyor. Yani farklı farklı modeller için farklı çözümler üretmek zorunda kalmıyorsunuz. Tek bir çözümle işi çözebiliyorsunuz. Şu anda aslında hani ben eminim ki Apple'ın içinde de bu kadar çeşitlenmeyi, yani 6 ve 6 Plus'ın çıkarılmasına, iki ekran boyutunun çıkarılmasına karşı olan insanlar vardır. Çünkü Steve Jobs döneminde hatırlarsınız çok fazla Plus'tı. Yani hani birden fazla ürün çıkarılmıyordu. Tek bir ürün çıkıyordu. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi bu da tabii en çok şeyde yararlı oluyordu. İşletim sistemi açısından ve yazılım açısından farklı ekran boyutlarına göre bir şeyler yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Farklı CPU'lara göre bir şeyler yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Ve hızlanıyor işletim sisteminizde yazılımınız. Yani aslında bana sorarsanız Microsoft şimdiye kadar hep konuşmalarımda da söylüyorum, Microsoft bir pazarlama şirketidir. Çok iyi programları bulur, bunları satın alır ve onları kullanır. Skype mesela bunlardan biridir. Hatta Internet Explorer dediğimiz, ya ölen Internet Explorer bile aslında Mozaik diye bir yazılımı satın alınmasıyla oluşmuştur. Messenger de aynı şekilde, Hotmail de aynı şekilde. Apple iyi bir yazılım şirketidir. Donanımı yazılımın üzerine kurdukları için başarılı oluyorlar. Yani aslında iyi yazılım yaptıkları için başarılılar. Ve işletim sistemlerinde mesela multitasking Windows için en büyük problemlerden biriyken Mac bunu çok hızlı bir şekilde aşabildi. Yani Apple bunu çok hızlı bir şekilde aşabildi. Çünkü hem CPU'ya hakimdi hem yazılıma hakimdi. Bunu yapabilen çok da fazla şirket yok. Aynı şey Android için de geçerli. Android çok fazla CPU'da çok fazla donanımda kullanıldığı için bu farklılık, yani farklı donanımlarda kullanılma durumu büyük problemlere yol açıyor açıkçası. O problemlerin başında da bunların hepsini kabul edebilmek, hepsine support verebilmek, destek verebilmek için çok ağır bir işletim sistemine sahip olmamız gerekiyor. Peki hem bir taraftan Google, bir taraftan da Apple bu kadar bu sektöre hakimken, ikisi de çok büyük atılımlar yapıyorlar. Yani bilgisayar olsun, işte internet kullanımı olsun, Apple'la Google çok ilerideler. Bunlara alternatif bir şeyler üretilebilecek mi? Yani çıkabilir mi böyle bir şey? Ya da çıkması için ne yapmak lazım?
Hani üçüncü bir oyuncu pazara nasıl girecek? Mobil işlemcilerden bahsediyorsak, mobil işlemcileri sadece cep telefonları ve tabletler üzerinde gördük şimdiye kadar. Fakat demin sizin dil sürçmenizde de olduğu gibi aslında yeni nesilde over the top TV'ler, yani Apple TV gibi televizyonlar ve oyun konsolları da aslında mobil uygulamaların, mobil işletim sistemlerin ya da mobil cihazların, merkezi işlemcilerin olduğu alanlar. Bu alanlarda da farklı uygulamalar ve farklı işletim sistemleri görmeye başlıyoruz aslında. Samsung'un son dönemde Samsung Watch'un üzerinde çalıştırdığı Tizen, yani Tizen diye yazılan işletim sistemi daha önce satın aldı bildiğim kadarıyla. Önemli işletim sistemlerinden birisi olacak gibi. Ben biraz onu Palmos'a benzetiyorum. Eski Palm bilgisayarlarımız vardı. Onların çalıştırdığı işletim sistemine çok benziyor. Aynı zamanda LG'nin üzerinde çalıştığı, geliştirdiği bir işletim sistemi var. Ama bunların işletim sistemleri genel olarak televizyonlar gibi CPU'su çok gelişmemiş olan cihazlar üzerinde çalışmak üzerine planlanan basit işletim sistemleri. Ama dediğim gibi merkezi işlemciye hakimseniz, yani hangi merkezi işlemcilerde çalışacağını biliyorsanız işletim sisteminin, üzerine yazdığınız işletim sistemini çok kuvvetli şekilde çalıştırabilmek, hatta tabiri caizse takla attırmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla bu avantajlarını yakın dönemde kullanabilirler. Her ne kadar Apple Watch son dönemde kendi işletim sistemi üzerinde güzelce çalışıyor olmasına rağmen ve pazarda büyük yer kaplamasına rağmen bence hala giyilebilir teknolojiler tarafında bir işletim sistemi ihtiyacının var olduğunu düşünüyorum. O tarafta böyle güçlü bir işletim sistemi belki yakın bir zamanda olacaktır diye düşünüyorum. Tam burada ben size şeyi sormak istiyorum. Son kullanıcı açısından durumu sormak istiyorum. Şimdi mesela az önce bahsettiğiniz Palmos'lar çok ilerleyecek ve çok büyüyecek bir sektör gibi duruyordu. Çünkü ürün gibi duruyordu. Herkes, yani bütün iş adamları, teknolojiden anlayan herkesin yöneldiği bir şeydi. Bir anda önü tıkandı ve bitti. Aksine iPad ve benzeri tablet teknolojilerine baktığımızda çok da yürümeyecek gibi. Hani zaten mobil telefon var, buna ne gerek var der gibi düşünürken ilerledi. Son kullanıcı burada hangi ürünün daha ileri gideceğini nasıl anlayabilir? Yani açıkçası bu taraf biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Yani anlamak gerçekten çok kolay değil. Ama yarış şu anda Samsung, Apple ve bence bir parça bir tur arkasından gelen Lenovo ve LG arasında devam ediyor. Ve herkes burun farkıyla öne geçebilir. Yani kimsenin geride kalacağını zannetmiyorum. Hatta bana sorarsanız mesela giyilebilir teknolojiler içinde Alcatel'in çıkardığı cep saat de son derece başarılıydı. Ama sizin de hani programın başında söylediğiniz gibi ben de mesela Apple Watch kullandım, Samsung kullandım, Alcatel kullandım, sonra yeniden Apple Watch'a döndüm. Yani Apple'ın gerçekten kendi ekosisteminin içinden insanların çıkmamasını sağlayıcı, tembelleştirici bir özelliği olduğunu da söylemek lazım. Yani evde eğer hani bütün cihazlarınız Apple'sa kendi aralarındaki haberleşme ve iletişim çok kuvvetli olabiliyor. Ama ben bu hafta Business Week'te de bunu yazdım. Açık söylemek gerekirse bu cihazlar arasındaki iletişim konusunda insanların beklentileri gittikçe artmaya başladı. Eğer Apple bu beklentileri karşılayamazsa başka bir grubun, yani Samsung'un, LG'nin veya Lenovo'nun bu boşluğu doldurup orada bir anda başarılı olma ihtimali var. Hatta burada bence rakipler arasında Amazon'u da sayabiliriz. Yani akıllı ev uygulamaları, özellikle bu Amazon Echo ile birlikte başlayan akıllı ev uygulamaları, tabii o tarafta Google da aynı şekilde bastırıyor. Bunları da bu şeyin içine sayabiliriz. Yani burada bir parça şunu görmemiz lazım. Yakında oluşacak nesnelerin interneti diye Türkçe'ye çevirdiğimiz IoT, Internet of Things teknolojileri ve platformu hangi cihazları çıkarır? O cihazlar içinde hangileri başarılı olur? Ya da hangi platform üzerinde daha yaygın çalışır? Aslında bu biraz tabletlerin, bilgisayarların ve cep telefonlarının ve giyilebilir cihazlarında hangi platform üzerinde çalışacağını belirleyecek gibi görünüyor. Yani bana sorarsanız, hani bir manşet atmak gerekirse, çamaşır makinenizin işletim sistemi ne olacaksa, bana sorarsanız cep telefonunuzda belki o işletim sistemiyle çalışıyor olacak. Orası gerçekten önemli bir boşluk. Orayı kim dolduracak, onu görmek lazım gibi geliyor. Ben burada açıkçası şeyi düşünmeye başladım. Çok yakın zamanda kuantum bilgisayarların bugün yaşadığımız sistemi, bir internet altyapısını çökertebileceği iddiaları ortaya atıldı. Bu kuantum bilgisayarlar
son kullanıcıya ulaşacak şekilde üretildiğinde herhalde oyun tamamen değişmiş olacak gibi geliyor. O zaman bu yapay zeka üzerine bugünkünden çok daha gelişmiş bir şeyler yapabileceğiz gibi gözüküyor. Şimdi yapay zeka herkes korkutuyor. Elon Musk da geçenlerde Mark Zuckerberg'in kendi aralarında yaptıkları bir tartışma vardı. Ben Elon Musk tarafındayım açıkçası. Çünkü fizik eğitimi görmüş bir bilim adamının aslında bu konuda herhalde çok daha fazla söyleyecek şeyi vardır diye düşünüyorum. Yapay zeka ile ilgili gerçekten ciddi bir korku var. Çünkü yapay zekanın üzerindeki machine learning'in arka tarafındaki cognitive learning, yani bilişsel öğrenim teknolojisi gerçekten insanları korkutacak bir teknoloji. Önüne ne koyarsanız yiyebiliyor ve kendi çıkarımlarını gerçekleştiriyor. Bu aynen 2 yaşındaki bir çocuk gibi. Neden diye soruyor. Siz ona bir cevap veriyorsunuz. Belki o verdiğiniz cevap o anda o durumu kurtarıyor ama bir sonraki durumda algoritmayı tamamen değiştirip size bambaşka bir şey yapmasına sebep olabiliyor. Yani mesela bugün diyor ki çamaşır makinesini kullanabilir miyim diyor mesela 2 yaşındaki çocuğunuz, ki bugün sabah başıma geldi Zeynep Su. 2 yaşındaki çocuğum dedi ki çamaşır makinesini kullanabilir miyim? Kullanamazsın tabii ki dedik, çamaşır makinesi senin kullanabileceğin bir şey değil. Dün bana açtırdınız dedi. Bu anda bir boşlukta açtırmışız. Dolayısıyla hani bir süre sonra artık o permission'ları kendi belirlemeye başlıyor. İşte buradan çok ciddi bir problem ortaya çıkabilir. Bunu bir de kuantum bilgisayarlarla birleştirirsek ortaya çok hızlı işletim gücü olan ve bilişsel zekası olan ve kendi kendine sonuçlarını bulabilen ve sonuçlarının ne olacağını tahmin edemeyeceğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu insanları korkutuyor haklı olarak. Burada bir etik ihtiyacı doğabilir mi? Ya da bunları bir yerde durdurmamız gerekiyor mu? Ya da durdurmayıp başka bir yere mi kanalize etmemiz gerekiyor? Ya da hiç kanalize etmesek başımıza ne gelebilir hiç kimse bilmiyor. Yani hani burada bir korku var. Kuantum bilgisayarlar da bu korkuyu daha da arttıran konulardan birisi. Çünkü zaten şu anki kognitif teknoloji, yani cognitive learning teknolojisi, machine learning teknolojisi zaten başlı başına korku yaratıyor. Bir de bunun üzerine korkunç hızlı bir işletim gücü elde edebiliyorlar. Ve bu işletim gücüyle birlikte yapabileceklerinin sınırı yok. Bir de Internet of Things geliyor. Bunlarla birleşince acaba insan evrimini tamamladı da makinelere mi geçiyor diye tezler atılmaya da başladı açık söylemek gerekirse. Bu korkutucu. Bana sorarsanız etik değerlerin ortaya konulması lazım. Yani robotlar için bir etik değerin oluşturulması lazım. Bu konuyla ilgili ben daha önce yazdım. Atif.com.tr'nin altında robot etiği üzerine yapılmış en ciddi araştırmalardan birini Türkçe'ye çevirdim ve onu orada bulma imkanı olabilir artık izleyen ve merak eden insanlar için. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yapay zeka ve kuantum gerçekten insanları bilinmez bir noktaya doğru götürüyor. Ben ama o noktada açıkçası çok umutsuz değilim. Sadece çok iyi çalışmamız ve algoritma geliştiriyor olmamız lazım. Yani işletim gücümüz olarak artık bilgisayarlarla yarışmamızın bir anlamı yok. Çünkü bilgisayarlar bizi çoktan geçti. Ama hani bu robot kolunu idare etmek gibi bir şey. Robot kolununla eğer bilek güreşi yaparsanız kaybedersiniz. Ama robot kolunu idare etmeyi öğrenirseniz çok kazanırsınız. İşte yapay zeka ile ilgili bizim yapmamız gereken şey de tam olarak bu. Atıf Bey çok teşekkürler. Çok keyifli, çok bilgilendirici bir sohbet oldu. En kısa zamanda yeni bir yayında görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum size. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Değerli izleyicilerimize de bizi izlediğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Başka bir yayında görüşmek üzere.